Merhaba arkadaşlar, yaşam becerileri 7. ünite testine başlıyoruz. 1. Çocukların okulda ve hayatta başarılı olmalarına yardımcı olacak bazı önemli öz yönetim becerileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu öz yönetim becerilerinden biri değildir? A. Kendine ve başkalarına saygılı davranma. B. Başkaları ile iletişim kurma. C. İzole bir şekilde çalışma. D. Sorunları etkili bir şekilde çözme. E. Duyguları yönetme. Cevabımız C. İzole bir şekilde çalışma. 2. Çocuklara öz yönetim becerilerini öğretmek için 5 aşama vardır. Bu aşamalardan 4. olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Geliştirmek istenilen belirli bir davranışı seçme ve bu davranış üzerinde çocukla çalışma. B. Çocuğa hedef davranışın görsel bir görüntüsünü sağlama. C. Çocuğa davranışlarını izlendiğine dair dönüt verme. D. Çocuklarla hedeflerine ulaşıldığında ödülü belirleme. E. Davranış ne sıklıkta izleneceğine karar verme. Cevabımız E. Davranış ne sıklıkta izleneceğine karar verme. 3. Erken dönemde karar verme becerisinin kazanımı çocuğun yaşadığı ya da yaşayacağı çatışmaları ve problemleri sağlıklı bir şekilde çözmesi için gereklidir. Bu açıklamaya göre çocukların karar verme becerilerini desteklemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Çocuklara hangi kıyafeti giymek istediklerini sorma. B. Çocuklara tüm aile bireyleri ile nereye gitmek istediği sorma. C. Yetişkinler seçimleri ile çocuklara örnek olma. D. Hata yapacakları bir konuda müdahalede bulunma. E. Çocukların istediği oyun merkezinde oynamasına izin verme. Cevabımız D. Hata yapacakları bir konuda müdahalede bulunma. 4. Çocuğun kişi ya da kişilerle iletişimde bulunurken karşısındaki kişiyi göz teması kurarak dikkatle dinlemesi, konuşma esnasında konuşma sırasına riayet etmesi, konuşurken nezaket sözcüklerini kullanabilmesi gibi kurallara uyması nokta nokta olarak tanımlanır. Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. İletişimde diğerlerini dikkate alma. B. İletişimde kurallara uyma. C. Karşısındakine olumlu tepki gösterme. D. Aktif iletişimde bulunma. E. İletişimde saygılı olma. Cevabımız B. İletişimde kurallara uyma. 5. İletişim güçlüğü çeken çocuklarda birincil müdahale olarak işlevsel iletişimin kullanımı arttırılmaktadır. Buna göre öncelikle hangi çocuklar için işlevsel iletişim kullanılması önerilmektedir? A. Otizmli çocukların, B. Down sendromlu çocukların, C. Zihinsel engelli bulunan çocukların, D. Bedensel engeli bulunan çocukların, E. İşitme engeli bulunan çocukların. Cevabımız A. Otizmli çocukların. 6. Okul öncesi yaşam becerileri programında hedeflenen işlevsel iletişim becerilerini aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? A. Kaiser, B. Grimm, C. Piaget, D. Henley, E. Maslow. Cevabımız D. Henley. 7. İşlevsel iletişim becerilerinde Luzinski öz düzenleme ya da öz kontrolün gelişmesini hangi becerinin geliştirdiğini düşünmektedir? A. Akranlarından istekli bulunma. B. İlgi, dikkat isteme. C. Yetişkinlerden istekli bulunma. D. Yardım isteme. E. İsteklerde bulunma. Cevabımız C. Yetişkinlerden istekli bulunma. 8. Henley tarafından hazırlanan işlevsel iletişim becerilerinde ilgi, dikkat isteme becerisinin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Çocuklara tercih edilen materyalleri istemek, elde etmek için alabilir miyim, yapabilir miyim cümlesiyle istekli bulunma davranışı öğretilir. B. Benzer şekilde alabilir miyim, yapabilir miyim cümlesiyle arkadaşlarından istekli bulunma davranışı öğretilir. C. Öğretmen yardımı olmadan çocukların tamamlayamadıkları bir etkinlik ya da işte çocukların yardım istemeleri sağlanılır. D. Meşgul olan bir öğretmenin ya da arkadaşının dikkatini uygun olarak kendisine çekebilme becerisi içermektedir. E. Öğretmeninden veya arkadaşlarından yapamadığı her konuda yardım isteyebilir. Cevabımız D.
meşgul olan bir öğretmenin ya da arkadaşının dikkatini uygun olarak kendisine çekebilme becerisi içermektedir. 9. Çocuklara duygularını yönetme becerilerini öğretmede çeşitli aşamalar vardır. Çocuklar aşırı duygularla yüzleşildiğinde başa çıkmak zor olabiliyor. Çocukların sevdikleri bir şeyi yaparak dikkatlerinin başka yöne çevrilmesi sağlanarak kendilerini rahatlatabilirler ve böylece olumsuz duygularla daha iyi baş edebilirler. İfadesinde bahsedilen aşama aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? A. Nefes alma ve durumu değerlendirme. B. Duyguları kabul etme. C. Duygusal olarak yüklü durumdan dikkati başka yöne çevirme. D. Negatif duyguların zamanla ortadan kalktığının farkında olma. Cevabımız C. Duygusal olarak yüklü durumdan dikkati başka yöne çevirme. 10. İşlevsel iletişim becerili eğitiminin davranış problemlerinin azaltmasında hangi yaş aralığı en uygundur? A. 14 ile 36 aylık yeni yürümeye başlamış çocuklarda ve 3 ile 6 yaş arası çocuklarda. B. 18 ile 40 aylık yeni yürümeye başlamış çocuklarda ve 5 ile 7 yaş arası çocuklarda. C. 15 ile 34 aylık yeni yürümeye başlamış çocuklarda ve 2 ile 4 yaş arası çocuklarda. D. 17 ile 38 aylık yeni yürümeye başlamış çocuklarda ve 4 ile 6 yaş arası çocuklarda. E. Yürümeye başlamış çocuklarda ve 3 ile 5 yaş arası çocuklarda. Cevabımız E. Yürümeye başlamış çocuklarda ve 3 ile 5 yaş arası çocuklarda. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.